Videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün videomuzda 2020 yılı itibariyle 65'lik maaşları, yaşlılık maaşları 2022 sayılı kanun. Videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün videomuzda 2020 yılı itibariyle 65'lik maaşları, yaşlılık maaşları 2022 sayılı kanunun gerektirdiği şekilde 65'lik yaşlılık maaşları ne kadar oldu ve Şubat ayının İlk haftası itibariyle genellikle 65'lik maaşları her ayın 5'i ile 10'u arasındaki bir tarih itibariyle 65'lik maaş alan kişinin TC kimlik numarasına göre bu tarihler arasında ödenmektedir. Hiçbir geliri olmayan herhangi bir sosyal güvenlik kurumunda bir kaydı olmayan ve maaş olmayan kişilere geçimini sağlayabilmek için devlet tarafından Aile ve Çalışma Bakanlığı'nın aracılığıyla bir maaş oranı belirtilmektedir. Cumhur İttifakı'nın hayatımıza girdiği Şubat 2018 tarih itibariyle kanunlarda birçok değişikliğe gidilmiştir. Bu değişikliklerden birisi de eskiden bu 65'lik maaşları 3 aydan 3 aya ödenirdi. Ya yaklaşık 1600-1500 TL civarında bir 3 aydan 3 aya maaş alınırdı son rakamlarda. Ancak Cumhur İttifakı'nın devreye girmesiyle itibariyle 65'lik maaşı 3 aydan 3 aya değil de aydan aya ödenmeye başlandı. İlk aydan aya maaş ödemelerinde bölünerek 543 TL'ye düştü. Yani 3 aydan 3 aya değil de aydan aya 543 TL oldu. Sonrası yıl sonu enflasyon rakamları Merkez Bankası'nın büyüme hedefleri ve enflasyon oranlarına göre tıpkı Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan ve emekli olan insanlar gibi ekonomideki büyüme ve enflasyon oranlarına göre emeklilik maaşlarına paralel olarak 65'lik maaşları da artış göstermektedir. Bu artışlar neticesinde ilk maaş bağlanan maaş 543 TL olmakla birlikte bu zamanla Aralık itibariyle 601 liraya yükseldi ve 2019 yılın başlangıcından itibaren de 637 liraya yükseldi. Yani şu an Aralık 2019 tarih itibariyle 65'lik maaşları halen 637 TL olmaktadır. Ancak 2020 yılı içerisinde ilk maaş ödemesi 637 TL'den 675 ile 680 TL arasında bir rakama ulaşacaktır. Yani %6 nokta oranına bir zam oranı öngörülmektedir. Son enflasyon rakamları 3 Ocak tarihi itibariyle açıklansa da yıl sonu enflasyon rakamları da belli olduğu için 65'lik maaş ödemeleri 675 TL ile 680 TL arasında bir rakam olacaktır. Yine bunun yanında devletten Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan ve Sosyal Hizmetler Kurumu'ndan hiçbir gelir olmayan vatandaşlar, yardım parası alan, maaş alan kişilere de yine elektrik faturalarında 80 TL destek yardımı da devam edecektir. Bu şöyle olmaktadır. Bunu alabilmek için de mutlaka konutun, meskenin aboneliği mutlaka maaş alan kişinin üzerinde olması gerekmektedir. Atıyorum 79 TL 99 kuruş bir enerji dağıtım şirketi tarafından kesilmiş fatura tutarı oldu ve fatura yansıtıldı ve elde edilen makbuzu 65'lik maaş alan kişinin doğrudan PTT'ye giderek kimliğiyle birlikte oradan gişedeki görevliye elektrik faturasını Aile ve Çalışma Bakanlığı tarafından karşılanmasını talep ediyorum diye belirtildiği takdirde 80 TL'ye kadar olan faturasını hiçbir ücret ödemeden devlet tarafından, bakanlık tarafından karşılanmaktadır.
Bu nedenle bunu diğer engelli maaş alan, dul maaş alan yani Sosyal Hizmetler Kurumu'ndan, Aile ve Çalışma Bakanlığı'ndan maaş alan hiçbir gelir olmayan kişiler de bu elektrik faturalarında 80 TL indirimi de alabilmektedir. Ve 80 TL indirim oldu. Bize faturaya 29 lira geldi, 30 lira geldi veyahut da 50 lira geldi veyahut da 70 lira geldi veyahut da 80 TL'den altında bir rakam oldu. Kesinlikle 80 TL olan aradaki kalan meblağ hiçbir şekilde nakit olarak geri ödenememektedir. Sadece bir ay boyunca bir tek işlem yapılmaktadır. Her ay kesilen faturanın 80 TL'ye kadar olan kısmı bir tek işlem yapılmak kaydıyla Aile ve Çalışma Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Bunun yanında 65'lik maaş alan ve sosyal hizmetlerden maaş alan veyahut da öğrenciler, yardıma muhtaç kişiler de yaşadıkları, ikamet ettikleri il ve ilçelerde yine bulunan belediyelerden, Büyükşehir Belediyesi veyahut da normal belediyelerden de belediyenin Sosyal Hizmetler Kurumu'na da başvurarak da belirtilen ölçülerde ekstradan bir de belediyeden de 250 lira, en altı 250 lira veya değişebilecek oranlarla 200-250 TL'de belediyeden genellikle bu ödeme tutarı nakit olarak olmamakla birlikte herhangi bir banka ile yapılan protokolle veyahut da marketle yapılan bir protokolle yönlendirilen marketle belirtilen tutarda gıda ve temizlik maddesi, temel yaşam malzemeleri alışverişinde bu bir tür kredi kartından puan çeker gibi bu gibi bir yöntemle anlaşmalı marketlerle alışveriş yapılabilmektedir. Ancak bunun da ayrı bir başvuru ve şartları vardır. 65'lik maaşı bağlanabilmesi için eskiden başvurularda aile içinin, hane halkının tümünün aylık gelirine bakılırdı. Yani normalde bir evde 4 kişi yaşıyor ve anneden veyahut da babadan biri veyahut da dedenden her neyse biri 65 yaşına bastı. Ve hiçbir sosyal güvenlik kurumunda kaydı yok ve bir yerden de maaş yok, gelir durumu da düşük. Bu nedenle tüm aile halkının asgari ücretinin 1/3'ünden az olacak şekildeki gelirine bakılırdı. Yani bu rakam net olarak 607 TL olarak tebliğ edilmektedir. Ancak son yapılan değişikliklerle bu inceleme süreci tüm hane halkına değil de sadece 65'lik maaş alacak kişinin TC kimlik numarası üzerinden işlem yapılmaktadır. Ayrıca bir de 65'lik maaşlarının bir başvuru ve onaylanma süreci olmaktadır. İlçelerde Kaymakamlık Sosyal Hizmetler Kurumu'na başvurulmaktadır. Valiliklerde, illerde de yine sosyal hizmetler kurumlarında bulunan yerlere müracaat edilmektedir. Ve başvuru aşamasında atıyoruz 1 Ocak tarihi itibariyle 65 yaşını doldurduk ve 65'lik maaş almaya hak kazandığını düşündük ve doğrudan başvuru yaparak istenilen başvuru belgesi formunu doldurulur veyahut da birkaç tane de adres gezdirilir. Buralardan olur onayıyla birlikte tekrardan ilk başvuru yaptığımız kuruma yönlendirilerek tüm evrakları başvuru formunu eksiksiz bir şekilde vererek bir inceleme süreci başlar. Bu inceleme süreci tamamlanıp ve onay alındığı süre takdirde sizlere 65'lik maaşı bağlanabilmektedir. Ayrıca 65'lik maaşı bağlanan kişilere elektrik faturalarında 80 TL indirim yapıldığı gibi, ödemesi yapıldığı gibi bir de genel sağlık sigortasından yani sağlık yardımı almaktadır. Bu sağlık yardımı tıpkı sosyal sigortalardan emekli olmuş kişiler gibi olmaktadır. Veyahut da kişi heyete girerek herhangi bir yani devamlı ilaç kullanmasını gerektirecek bir hastalığı varsa heyetten rapor alarak da ücretsiz ilaç da alabilmektedir. Tıpkı emeklilerin hak ettiği
haklar gibi de 65'lik maaş alan kişilerin de genel sağlık sigortası primleri devlet tarafından ödenmektedir. Yani tüm ilaç ve tıbbi yardımlardan da belli bir tutardan veyahut da ücretsiz olarak da yararlanılabilmektedir. Konunun özüne dönecek olursak, bu yıl 2020 yılı itibarında ilk 65'lik maaşı ödemesi 680 TL olarak gerçekleşecektir. Yine 65'lik maaşı bağlanırken kişi herhangi bir heyete girmeden engelli oranları %40 ila %69 oranında değerlendirilir. Ancak heyete girerek doktorun yani 4-5 doktorun gözetiminde bir heyete girerek rapor alındığı takdirde engelli raporu alındığı takdirde yaşlı kişiye bakım maaşı da bağlanabildiği gibi maaşında da yükselmeler olabilecektir arkadaşlar. Yine son aşamada asgari ücrete yapılan zam oranında açıklayacak olursak net asgari ücret 2020 yılı çerçevesinde %15,04 oranda artışla 2.324 TL'ye yükselmiştir. Yine brüt olarak 2.943 TL'ye yükselmiştir. Yani Şubat ayı itibariyle ilk maaş ödemesinde bir bekar bir asgari ücretlinin eline net 2.324 TL gelir elde edilecektir.